Merhaba arkadaşlar, Açık Liste TV'ye hoş geldiniz. Kezban Hocam'la beraberiz. Yine kavramlara devam ediyoruz ama yeni bir konu başlığı. Yani kavramların alt başlıklarından 5. başlığımız beş tümel konusuna geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi beş tümel nedir? Beş tümel arkadaşlar unutmayın, bileceksiniz. Bir, cins, tür, ayrım. Burada bir yanlış yazılmış hocam, onu düzeltti. Özgürlük değil, özgürlük. 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 Oraya yok, tamam. R yok. Onu siyahlayalım. Tamam. Şöyle yapayım. Siz anlatın hocam. Özgürlük ve ilintidir. Unutmayın arkadaşlar. Cins, tür, ayrım, özgürlük ve ilintidir arkadaşlar. Unutmayın. 5 tane tümel. Şimdi bakalım. Bu 5 tane tümelden ilk başlığımız cins olacak. Cinsi de biliyorsunuz aslında ilkokuldan beri cins isim. Mesela vardı ya cins isim, özel isim, onun gibi oradan yola çıkarak arkadaşlar cinsi tanımlayabilirsiniz. Cins, birlikte düşünülen terimlerden kaplamı daha fazla olandır. Yani doğru, bildiğiniz gibi özel isim ve cins isimden yola çıkarak da bunu bulabilirsiniz. Kedi dediğim zaman cinstir, Van kedisi dediğim zaman özel isimdi. Hatırlıyorsanız arkadaşlar bu tarz örneklerde verilebiliyordu. Şimdi kedi, tavuk, kuş nedir diye soracak olursak cevabımız hayvan olacaktır. Ve hayvan bir cins ifadesidir. Unutmayın. Yani bunların en geneline verdiğimiz ad nedir arkadaşlar? Cinstir. Unutmayın. Kedi, hayvan, kuş, işte ne bileyim bunların geneline biz hayvan diyeceğiz. Onun için de bu en genel türün adı da cinstir. Unutmayın. Alıyorum o zaman. Evet. Şey gibi düşünelim. Bir örnek daha vereyim cinse. İşte lale, ne bileyim karanfil, gül, bunlar birer çiçektir. Çiçek. Ama bunun genel anlamı işte çiçeğin bir cinsi. Bitki dedim. Bitki en geneli. Bitki nedir? Cinstir orada arkadaşlar. Hı. Tamam mı? Yani özellerin bütün adına biz cins diyoruz. Özel tamam. Özel söylediğimiz durumlarda. Tamam. Cins yakın ve uzak cins olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir türün doğrudan bağlı olduğu hemen üstündeki cinse yakın cins, diğerine ise uzak cins diyoruz. Şimdi ben bir tane size Aristoteles'in Porfiryos ağacından yakın ve uzak cinse örnek vereceğim arkadaşlar. Unutmayın. Yakın ve uzak olarak ikiye ayrılıyor. Yakın cins hemen cinsin bir üstündeki cinse biz yakın cins diyoruz. Onun uzağındakine de biz uzak cins diyoruz. Şimdi Porfiryos ağacından göstereceğiz. Evet, bu bizim Porfiryos ağacımız, Aristoteles'in arkadaşlar. Cevheri tanımlamış. Cevher cismi olmayan ve cismi olan diye ikiye ayrılıyor. Sonra cismi olanlar cansız ve canlı diye ayrılıyor. Canlılar duygusuz ve duygulu diye ayrılıyor. İşte duygusuz olanlar bitki, duygulu olanlar hayvan. Normalde insan düşünen bir hayvandır aslında. Evet. Oradan yola çıkarak duygulu deyince hayvan demiş. Hayvan. Ama bunu da ikiye ayırmış. Akıllısı akılsızı. Akılsız olan hayvan oluyor. Akıllı olan da insan oluyor arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi bakalım. Canlı kavramı şurada. Canlı kavramının yakın cinsi cisimdir. Bakın ne dedik biz az önce? Söylediğimiz cinsin arkadaşlar bir üstündeki hemen yakınıdır. Onun üstündeki de uzağıdır. Cevher mesela canlının uzak cinsidir. Unutmayın, tamam mı? Burada zaten örneğini vermişim. Canlının en yakın cinsinin çok şey oldu bu üst üste geliyor ya, söyleyemedik. Canlı cinsinin en yakın arkadaşlar cinsi cisimdir. Cisim. Onun uzak cinsi ise cevherdir. Unutmayın arkadaşlar, tamam? Tamam. Peki devam edelim. Devam edelim. Ya söyleyemedim. Olur öyle evet. Şeyler hocam. Beş tümelden ikincisi arkadaşlar tür. Evet. Ortak özellikleri olan iki terimden içlemi daha fazla olan kavram ya da cinsin altında sıralanan şeylerdir. Şimdi içlem neydi arkadaşlar? Yani özellikleri olan genelin altında bulunan cinsin özelliklerinin en fazla olmasıydı. Hı-hı. Mesela ne dedik? Varlık, canlı, ondan sonra ağaç dedik, işte gül ağacı dedik. Ne yaptık? İçlemi özellikleri artmıştı. Şimdi ortak özellikler olan iki terimden içlemi daha fazla olan kavram ya da cinsin altında sıralanan şeylerdir. Örneğin ağaç cinsinin türüne meşe, çam ne yapmaktadır? Girmektedir. Aynen. Şimdi ağaç nedir? Kavramı en geniş olan bir kaplamdır. Ama tür olarak söylediğim zaman da meşe girer, ne bileyim çam girer, elma ağacı girer, kavak girer. Kavak girer, her şey girer. Olur. Bir bakalım.
girmektedir. Özel tür ve göreli tür demişiz arkadaşlar. Türler de kendi içlerinde ikiye ayrılıyor. Hemen şöyle okla göstereyim. Evet. Türler de kendi içinde nasıl cins ikiye ayrıldı? Yakın cins, uzak cins diye. Türler de kendi içinde özel tür ve göreli tür diye ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Hı-hı. Özel tür. Cins olmayan ve başka türlere bölünemeyen türdür. İnsan. İnsanı nereye bölebiliriz ki? Özeldir o. Özel bir türdür. Tamam mı? Şimdi göreli tür cins olabilen ve yeniden türlere bölünen türdür arkadaşlar. Canlı. Mesela canlıyı ben nasıl bölebilirim? O. Canlı insan ve hayvan diye bölebilirim. Bitki diye bölebiliriz. Evet, bitki. Üçe bölebiliriz hatta. Doğru. Şöyle. İnsan. Bitki. İnsan. Hayvan deriz bir de. Bir de hayvan dedik. Göreli tür ne yaptı arkadaşlar? Cins olabilen ve kendi içinde tekrar bölünebilen. Ama özel tür cins olmayan ve türlere ayrılmayan demektir. Evet. Şimdi hayvanı da bölebiliriz. Hayvanlar da çeşit çeşit. Bitkiler çeşit çeşit değil mi? Vahşi hayvanlar, evcil hayvanlar vesaire. Aynen hocam. Çok güzel. Buyurun. Şimdi 5 tümenin 3. başlığı arkadaşlar ayrım. Bir terimi cinsinden ayıran özelliktir. Örneğin porfiryoz ağacını anlatmıştık. Cevher işte cismi olan cismi olmayan diye ayırmıştık ya arkadaşlar. Şimdi porfiryoz ağacına göre akıl insanı duygulu cinsinden ayıran ayrımdır. Onu gösterebiliriz aslında. Var mı? Evet. Şimdi şurada gösterelim. Ne yaptık? Biz duygulu hayvanı neyi ayırdık? Biz akıllı ve akılsız diye ayırdık. Değil mi arkadaşlar? Biz burada ne dedik? Akıl insanı duygulu cinsinden ayırdı. Aynen. Evet. Ne yaptı? Akıl duygulu cinsten bizi diğer hayvanlardan ayırdı arkadaşlar. Ayırdı. Ayırıcı özelliktir akıllı olmak. Tamam mı? Tamam. Evet. Devam edelim. Mesela ayrım da arkadaşlar kendi içinde diğerlerinde olduğu gibi ikiye ayrılıyor. Uzak ayrım, yakın ayrım. Şimdi uzak ayrım hareket etmek, yakın ayrım düşünmek. Nasıl? Ayrım için söyledik bu örneği. Bakalım insanın en yakın ayrımı düşünmektir. Aynen öyle. Çünkü bizi diğer varlıklardan ayıran özelliğimiz ne? Düşünmemiz. Düşünmek. Bu bizim en yakın ayrımımız. Hı-hı. Ama hareket etmek. Hayvanlar da hareket ediyor. Cisimler de hareket ediyor. O da bizim en uzak ayrımımız. Aynen tamam? Öyle. Bizi ayıran, diğer varlıklardan ayıran en uzak ayrımı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Devam edelim. Ediyoruz. 5 tümele devam ediyoruz. 5 tümelde arkadaşlar 4. başlığımız özgürlük. Yalnız bir türe ait olan ve zorunlu olarak ayrıma bağlı olan özelliktir. Ne demek istiyoruz? Şimdi yalnızca bir türe ait olacak ve zorunlu olarak ayrıma bağlı olan bir özellik olacak. Örneğin kültür ve sosyalleşme sadece insana ait bir özellik olduğundan insanın özgürlüğüdür. Yani arkadaşlar kültür ve sosyalleşmek, hayvanlar sosyalleşmiyor. Aynen. Bunlar sadece insana özgü, bakın başlıktan yola çıkın, özgürlük. Sadece insana ait bir özelliktir. Tamam, unutmayın. Onun için arkadaşlar özgürlüğü bu şekilde tanımlayabiliriz. 5. başlığımız ilinti. İlintiden diğer, az önce de bahsettik diğer videomuzda da. Bahsetmiştik. Şimdi burada tekrar bahsedeceğiz. Birçok türde ortaklaşa bulunan, mesela uyumak gibi demiştim. Yemek gibi. Yemek. Özlük ve ilintide anlatmıştık arkadaşlar. Hı-hı. Mesela okuma özelliği sadece insana ait olduğu için o bizim özümüzdü. Hı-hı. Ama uyumak diğer canlılarda olduğu için ilintiydi. Aynen öyle. Unutmayın arkadaşlar. Burada da tanımını yapıyoruz tekrar. Birçok türde ortaklaşa bulunan özelliklerdir. Örneğin uyumak, büyümek, üremek insanın ilintisidir arkadaşlar. Hayvanlar da ürüyor. Aynen yani öyle. Onlar da büyüyor. Onlar bizim ilintimizdir. Ortak özelliklerimizdir diğer canlılarla. Çünkü bu özellikler canlının bütün türlerinde ortaklaşa bulunurlar diyoruz. Şimdi ilintiyi de anlattıktan sonra arkadaşlar 5 tümeli bitirmiş oluyoruz. Kavramlar ve terimler konusunda 5. başlığımız arkadaşlar 5 tümeli de bitirmiş oluyoruz. Diğer videoda sağlık birlikte diyoruz. Olacağız. Evet. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Buyurun. Evet sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? YouTube'dan Açık Lise TV'ye abone olmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca bizleri Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus adreslerinden de takip edebilirsiniz. Biz Kezban Hocam'la daha çok da videolarla karşınızda olacağız. Tüm bunların dışında da rehberlikle ilgili merak ettiğiniz her şeyi açıklisetv.com adresinden bana sorabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.